Bu dersimizde şu cümlenin izahını yapmaya çalışacağız. Cenabı Hakk'ın ismi zatı akdesine ayn olduğu cihetle lafzay celal sıfatı ayniyeye işarettir. Allah ismi Cenabı Hakk'ın bizzat zatına delalet eden bir isimdir. Allah ismi sıfatı ayniyeye işaret eder. Aynı sıfatla Sadece Allah'a mahsus olup başka varlıklarda bulunmayan sıfatlardır. Bu sıfatlara zati sıfatlar da denilir. Bu sıfatlar şunlardır. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, kıyam bir nefsi ve muhalefetun lil havadis. İşte Allah lafzı celali bu sıfatlara işaret eder. Nasıl işaret ettiğine geçmeden önce Allah isminin kıymeti hakkında biraz konuşalım. Bu kainatın sahibi ve bu alemin sultanı ve bu mülkün maliki olan zatın adı Allah'tır ve kitabında kendinden bahsederken "En Allah, ben Allah'ım" demektedir. Allah isminin bazı hususiyetleri vardır ki bunlar diğer isimlerde bulunmaz. Konumuzla ilgili bazı özelliklerini kısaca beyan edelim. 1. Allah ismi Esma-i Hüsna içinde asıl olup diğer isimler bu isme izafe edilir. Mesela Şafi Allah'ın bir ismidir denilir ama Allah Şafinin bir ismidir denilmez ya da Melik Allah'ın bir ismidir denilir ancak Allah Melikin bir ismidir denilmez yani Allah ismi asıl olup diğer isimler ona izafe edilir. 2 Allah ismi ismi alemdir yani özel isimdir. Mecaz yoluyla da olsa Başkası için bu isim kullanılamaz. Bu isim Allah'a has ve ancak ona işaret eden bir isimdir. İlahlık davasına kalkışan Firavun dahi "Ene rabbukumul ala" ben sizin yüce Rabbinizim demiş fakat "En Allah ben Allah'ım" diyememiş. Allah'ın "Rab" ismini kullanırken Allah ismini kullanmaya cüret edememiş. Yine Mekke'li müşrikler Kabe'nin etrafını 360 putla doldurmuşlar. Her birine farklı isimler vermişler ama hiçbirine Allah diyememişler. Demek bu isim ancak ve ancak Allah'a mahsus bir isimdir. 3. Beyan ettiğimiz bu iki sebepten dolayı İmana girmek kelime-i şehadet ile mümkündür. Kelime-i şehadet de ancak Allah ismiyle kabul olunur. Mesela bir kimse Müslüman olmak için Eşhedü en la ilahe illallah yerine Eşhedü en la ilahe illa Rahman dese veya eşhedü en la ilahe illa melik dese İslam'a girmiş olmaz. Çünkü Allah ismi tek ve ortaksız olarak Cenab-ı Hakk'ın zatını ifade eden has bir isimdir. Has isimlerde ortaklık manasını düşünmek mümkün değildir. Bunun için Allah isminde hakiki bir tevhid vardır. Diğer isimlerde ise bu hakiki tevhid olmadığından ve onlar ile Allah'ın birliği tam manasıyla ifade edilmediğinden dolayı iman kabul edilmez. 4. Allah isminin manasında bir camiyet, bir toplayıcılık vardır. Diğer isimlerde ise bu camiyet yoktur. Diğer isimler sadece bir manaya işaret eder. Mesela El-Hadi ismi sadece hidayet veren manasındadır. Ennafi ismi sadece menfaat veren manasındadır. El Halik ismi sadece yaratıcı manasındadır. Fakat Allah ismi bütün isimlerdeki manaların hepsini toplu bir şekilde ifade eder. Şöyle ki nasıl ki güneş dediğimizde yedi rengi olan ısısı olan, ışığı olan bir ışık kaynağı aklımıza gelir. Bu sıfatları kendinde bulundurmayan güneş olamaz. Aynen bunun gibi Allah denildiğinde de bütün kemal sıfatları ve isimleri kendinde bulunduran zatı akdes akla gelir. Bu isim ve sıfatları kendinde bulundurmayana Allah denilmez yani Allah olabilmesi için vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, kıyamu bi nefsi ve muhalefetunil havadis gibi sıfatlara sahip olması gerekir. Bu sıfatlara sahip olmayana Allah denilmez. Hatta bu sırdandır ki bu manadaki topluluğu düşünerek Allah diyen kimse Cenab-ı Hakk'ı bütün isim ve sıfatlarıyla zikretmiş olur. İşte Cenab-ı Hakk'ın ismi zatı akdesine ayin olduğu cihetle lafzayı celal sıfatı ayniyeye işarettir cümlesiyle anlatılmak istenen mana budur. Allah ismi sadece ve sadece zatı akdes olan yani zatı her türlü kusur ve noksandan son derece uzak olan Allah için kullanılır. Diğer isimler mecazi olarak mahlukata verilebilirken bu isim sadece Allah'a mahsus kalmış ve ona işaret etmiştir. Bu ismi şerifin aynı sıfatlara işareti de şu şekildedir. Nasıl ki güneşin ışıksız, ısısız ve yedi renksiz olması düşünülemez. Eğer güneşse bu sıfatlara sahip olmalıydı. Yok sahip değilse o zaman güneş değildir. Aynen bunun gibi Allah'ın da vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, kıyam bir nefsi ve muhalefetül havadi sıfatlarına sahip olmaması düşünülemez. Zira bu sıfatlara sahip olmayana Allah denilmez. Madem ona Allah denilmiş o halde bu sıfatların tamamına sahiptir ve bu sıfatlar onun zatının sıfatlarıdır. Yani aynı ya da diğer ismiyle zati sıfatlarıdır. Allah lafzı bu sıfatların tamamına işaret eder. Herhalde mesele anlaşılmıştır. Allah'a emanet olun.